7-12 yaş okul çağı çocukluk dönemi sık yaşanan davranış problemleri. Ayrılık kaygısı. Ayrılık kaygısı bozukluğu olarak tanımlanan bu sorun daha çok çocuğun bağlandığı kişiden ayrılmaz, ayrılması söz konusu olduğunda ayrılmak istememesi ve ayrılma durumu söz konusu olduğunda aşırı düzeyde kaygı ve korku ile ortaya çıkan tablodur. Bu çocuklar ebeveynlerinden uzak kaldıklarında kendilerinin ya da ebeveynlerinin zarar göreceğine ilişkin yoğun endişe yaşarlar. Okula başlamak, yeni bir yere taşınmak, yaşanan herhangi bir korkutucu durum, ebeveynleri ve çocuk arasındaki ilişkide oluşabilecek herhangi bir çatışma bu süreci daha da tetikleyebilir. Özellikle okul, okula gitme söz konusu olduğunda bu çocukların kaygıları daha da artar. Çünkü okul aynı zamanda bu çocuklar için Aileden ayrı kaldığı en uzun dönemdir. Okulda yaşanacak herhangi bir travmatik deneyim ya da işte okul sorunları, ok akran ilişkileri, bir e, okulda maruz kaldığı bir zorbalık veya e, maruz kaldığı bir şiddet, bu süreci daha da e, tetikleyebilir. Ayrılık kaygısı bu anlamda mutlaka kaygı kökenli ve kaygı odaklı bir problem olması nedeniyle e, bir klinik değerlendirmeye gereksinim <laughs> duyulabilir. <laughs> ayrılık kaygısı özellikle çocuğun yeni ve güvensiz bir ortamda kalma durumunda daha da korkutucu olabilir. Ayrılık kaygısı çocuk için yeni ve tanımadığı bir ortamda bulunması söz konusu olduğunda daha da artar. Kaygı arttıkça çocuğun okula gitmek, aileden ayrılmak, anne babadan ayrılmak, sınıfa girmek, etkinliklere katılmak gibi konularda sürekli sorun yaşamasına neden olur. Eğer çocuğun bu kaygısı göz ardı edilirse veya zorlanırsa ya da zorlayıcı uygulamalar ile cezalandırmalar ile çocuğun kaygısı daha da artırılırsa durum çocuk için çok daha kaygı verici bir hale gelir. Ayrılık kaygısının genel olarak klinik olarak tanımlanması gerekir ve bu süreçte de temel bazı tanı ölçütleri vardır. Ee, özellikle bağlandığı kişileri yitireceği veya bu kişilerin başına kötü şeyler geleceğine ilişkin aşırı endişe. Ayrılma kaygısı nedeniyle okula ya da eğer bir yetişkin ise işe gidememe veya başka bir yere gitmeyi, evden uzak kalmayı reddetme, evde ya da diğer ortamlarda tek başına kalmaktan veya bağlandığı kişiden veya evde ya da diğer ortamlarda tek başına kalmaktan ya da bağlandığı kişiden uzakta kalmaktan aşırı korku duyma şeklinde seyredebilir. Aynı zamanda evin dışında bir ebeveyni olmadan uyuyamama Ayrılma söz konusu olduğunda aşırı tepki gösterme ya da bazı bedensel belirtiler ya da yineleyici kabuslar ile sürekli bir ayrılma konusunda tedirginlik ve kaygı yaşama söz konusu ise o zaman ayrılık kaygısı bozukluğu tanısı alır. Nedenlerine baktığımızda genetik faktörlerin özellikle kaygı kökenli bir genetik ilişkiden söz edilebilir. Özellikle ailede bir kaygı bozukluğu var ise çocuklarda ayrılık kaygısı bozukluğu riski de artmaktadır. Bağlanma ilişkilerinde sorunlar ayrılık kaygısı için oldukça tetikleyicidir. Ee, i̇şte güvensiz bağlanma e, bebeklik döneminde verken ve çocukluk döneminde ebeveynlerle yaşanan ayrılıklar terk edilme veya diğer olumsuz travmatik deneyimler ile çocukta bağlanma ile ilgili yaşanan bir güvensizlik ve kaygılı bağlanma durumu ayrılık kaygısı açısından bir risk faktörüdür. Ebeveyn tutumları burada yine bir başka risk faktörüdür. Aşırı koruyucu ebeveyn tutumları, kontrol e, odaklı ebeveyn tutumları ya da ebeveynlerin yaşadıkları bazı psikopatolojik sorunlar, kaygı, depresyon, madde kullanımı gibi ya da saldırgan ebeveynler gibi, öfkeli ebeveynler gibi çocuğun gelişimiyle ilgili özellikle olumsuz tutum ve davranışlar sergileyen ebeveynler çocukta güvensizliği de arttırdığı için ayrılık kaygısı açısından da risk oluşturur. Bilişsel faktörler dediğimiz çocukların annem yanımda olmazsa başıma kötü bir şey gelecek gibi bazı bilişsel çarpıtmalarının da ayrılık kaygısında nedenler arasında yer aldığını görüyoruz. Genel olarak nedenini anlamaya dönük çalışmalara baktığımızda ise örneğin ayrılık kaygısının bir tür gerileme olarak da kabul eden bakış açılarının olduğunu görüyoruz. Burada çocuklar içinde bulundukları gelişim döneminde bir sorunla karşılaştıklarında kendilerini daha güvenli döneme dönme noktasında bir savunma geliştirebilirler. Buna regresyon diyor e, psikanitik kuram e, ve özellikle e, çocukların yaşam dönemlerinde karşılaştıkları bazı kritik e, korkutucu deneyimlerle başa çıkmak için gerileme davranışlarını, dönüşler olabilir e, aynı zamanda çocuğun mizaç özellikleri çok kırılgan olması e, bazı çocukların mizaç olarak daha zor olması ve incinebilirliğinin de yüksek olması ayrılık kaygısı açısından bir başka neden e, grubunda yer almaktadır peki risk etkenleri neler dediğimizde mesela yeni bir kardeşin doğumu yeni bir yere taşınmak boşanmak e, gibi çocuğun ebeveynleriyle yaşayacağı bir ayrılık riski uzun süreli ayrılıklar Okulla ilgili e, olumsuzluklar, olumsuz okul deneyimleri ya da işte çocuğun savaş da afetler gibi büyük travmatik deneyimlerin maruz kalması gibi durumlarda çocuklarda ayrılık kaygısı, özellikle ebeveynlerini kaybetme korkusu ve onlardan ayrı kalma korkusu tetiklenebilir. Yine risk grupları olarak bu tip yaşantılarda riskler arasında yer almaktadır. Tedavide ise öncelikle çocuğun kaygısının nedenine odaklanmak ve kaygıyı tetikleyen faktörlerin ortadan kaldırılmasının müdahaleler. Yanı sıra tabii ki çocuğun klinik açısından bir uzman tarafından değerlendirilmesi, aile ile kapsamlı bir görüşme yapılması, çocuğun gelişim özellikleri, yaşamındaki riskler, özellikle kaygısını tetikleyen genel gelişimsel süreçlerle birlikte değerlendirmek gerekebilir. Özellikle kaygıyla başa çıkması, kaygıyı kontrol etmesine yönelik bazı çocuğa dönük, e, psikolojik destek, bireysel e, danışmanlık hizmet, e, hizmeti sunulabilir, oyun terapileri sunulabilir ama mutlaka bir uzman desteğine ihtiyaç duyabilir. Burada hem aile hem de çocuk odaklı müdahalelerle psikolojik destek ile süreç e, çocuk açısından da aile açısından da e, çözüme yönelik e, planlanabilir. <laughs> Çocuğa özgü tedavi planı burada oldukça önemlidir demiştik. Çocuk ve aile odaklı bir tedavi planı ki burada özellikle kaygının aile odaklı, aile kökenli kısımlarını da göz önünde bulundurduğumuzda bu sürecin içinde hem çocuk hem ailede yer alması gerekir. Teşekkür ederim.